Etrafımızda trilyonlarca yıldız, sayısız galaksi var. Evren parlak, göz kamaştırıcı görünüyor. Ama size evrenin neredeyse tamamının gözle göremediğimiz karanlık bir maddeden oluştuğunu söylesem, hem de bildiğimiz her şeyin ötesinde, görünmeyen bir karanlıkla yönetilen bir evrende yaşadığımızı. Binlerce yıldır gökyüzüne bakıp yıldızların ve ışığın evreni oluşturduğuna inandık. Ama bilim insanları fark etti ki evrenin gerçek sırrı ışıkta değil, karanlığın derinliklerinde gizli. Yıldızları ve galaksileri birbirine bağlayan görünmez bir madde var. Karanlık madde. Ve evrenin genişlemesini hızlandıran, galaksileri ürpertici bir şekilde sürükleyen daha da gizemli bir güç. Karanlık enerji. Evrenin dokusunu genişleten, galaksileri birbirinden uzaklaştıran bu güç yalnızca bir gizem değil. Aynı zamanda kozmik bir hakikat. Onu anlamak, evrenin nihai yazgısının anahtarını elinde tutmaktır. Ama bu anahtar kaderi değiştirmek için değil, onu derinden kavramak içindir. Ve belki de evrenin bize fısıldadığı en büyük gerçeği görebilmemiz için. Baltayı ile bu gerçeği görebilmek için yola çıkıyoruz. Bu, evrenin karanlık tarafına yapılan bir yolculuk. Gözlerimizle göremediğimiz ama her şeyi etkileyen bir güç var. Sessiz, görünmez ama tüm evreni şekillendiren bir güç. Dünyada tanıdığımız hiçbir şeye benzemiyor. Milyarlarcası her saniye etrafımızdan geçip gidiyor. Maddenin içinden süzülüyor, hiçbir şeye dokunmadan kayboluyor. Ama galaksilerin hareketini, yıldızların yörüngesini o belirliyor. Peki bu gizemli varlık nasıl ortaya çıktı? Ne kadar hızlı ve nerede saklanıyor? Şimdi düşünün, ışık yaymıyor, ışığı da geri yansıtmıyor. Üzerine ışık düşse bile görünmüyor. Yani ister teleskopla bakın, ister çıplak gözle yine de göremezsiniz. Ama o her yerde, evrenin görünmez iskeleti gibi. Doğrudan görmek imkansız. Ama etkisini inkar etmek de mümkün değil. Ders kitapları bize evrenin atomlardan oluştuğunu söyler. Ama bu gizemli madde, o bildiğimiz atomların bile ötesinde bir bilinmezliktir. Ve ilginç olan şu, onu bulmak için gökyüzüne bakmıyoruz. Tam tersine, yerin altına iniyoruz. Yüzeyden 741 metre aşağıda. Amerika ile Kanada sınırında bir laboratuvar var. Bir zamanlar demir madeniymiş. Şimdi ise insanlığın evrendeki en büyük gizemlerinden birini çözmeye çalıştığı yer. Burada sessizliğin ortasında bilim insanları görünmeyeni arıyor. Işığı değil, karanlığı dinleyerek. Karanlık madde üzerinde araştırmalar yaklaşık bir asır önce başladı. Ama onu gerçekten görebilecek teknolojiye sadece son yıllarda ulaştık. 1920'lerde Edwin Hubble, evrenin Samanyolu'ndan çok daha büyük olduğunu öne sürdü. Bilim insanları, galaksilerin birbirinden uzaklaştığını fark etti. Ve o sırada bir gözlem daha yapıldı. Ama neredeyse hiç kimse ciddiye almadı. 1933 yılında İsviçreli gökbilimci Fritz Zwicky, Berenice'in saçı takım yıldızında galaksilerin hareketini inceliyordu. Ve o an garip bir şey fark etti. Galaksiler, ışıkla gördüğümüz kütleden çok daha büyük bir güçle hareket ediyordu. Sanki görünmeyen bir el hepsini çekiyor ya da itiyordu. Hesaplamalar açıkça gösteriyordu. Kümelerin içindeki galaksiler gözle görebildiğimiz maddeden yaklaşık 160 kat daha güçlü bir kuvvetin etkisi altındaydı. Zwicky bu gizemli güce o zaman kayıp madde adını verdi. Bugün biz ona karanlık madde diyoruz. Evrendeki her galakside, her dönüşte, her yıldız hareketinde onun görünmez parmak izleri var. Uzaydaki bir maddeyi nasıl tartarsınız? Elinize alıp ölçemezsiniz. Bir terazinin üstüne de koyamazsınız. Ama onun çevresinde dönen cisimlerin hızına bakabilirsiniz. Ne kadar hızlı dönüyorlarsa o kadar büyük bir kütle vardır. Ne kadar kütle varsa o kadar da güçlü bir çekim olur ve gezegenler yörüngede kalmak için o kadar hızlı dönmek zorundadır.
Newton da Einstein da aynı şeyleri söylüyordu. Kütle ne kadar fazlaysa çekim o kadar büyüktür. Bir sistemin kenarına gittikçe dönüş hızının azalması gerekir. Güneş sistemi böyle işler. Merkür, Platon'dan çok daha hızlıdır. Çünkü Güneş'in çekimi merkezde daha güçlüdür. Ama galaksilerde işler böyle gitmiyor. Vera Rubin, Samanyolu'na benzer galaksilerin dönüşünü inceledi ve bir çelişkiyle karşılaştı. Galaksinin dış kısımları beklenmedik şekilde hızlı dönüyordu. Hatta o kadar hızlıydı ki bu hızla dönseler galaksiler parçalanırdı. Gözle görünmeyen ama galaksiyi bir arada tutan bir şey. İşte burada karanlık madde devreye giriyor. Galaksilerin etrafında görünmeyen bir hale olduğunu varsaymalıyız. Bu karanlık hale galaksinin tamamını saran, onu parçalanmaktan koruyan görünmez bir kalkan gibi. Kendinizi bir karanlık madde parçacı olarak hayal edin. Elinizde dönen bir ışık var. O ışığın sabit hızla dönen bir yıldız olduğunu düşünelim. Sizi görmesek bile ışığın sizin etrafınızda döndüğünü görürüz. O ışığın yörüngede kalabilmesi için sizin orada olmanız şart. Ve bilim şunu söylüyor. Galaksilerin dönüşünü açıklamak için karanlık maddenin ışıklı maddeden en az 10 kat daha fazla olması gerekiyor. Gözlerimiz onu yakalayamıyor olabilir. Ama tüm evren onun etrafında dönüyor. Alta X sensörleri olağan dışı bir sinyal yakalıyor. Işık eğiliyor. Uzayın dokusu bükülüyor. Görünmeyeni görmek için ışığın izini birlikte sürelim. Karanlık madde evrenin neresindeydi? Nereye saklanıyordu? Onu göremiyordum. Ama ışığın içinden geçtiğinde bir şey oldu. Işık yön değiştirdi. Ve büküldü. İşte bu olağanüstü etkiye bilim insanları kütle çekimsel merceklenme adını veriyor. Evrenin görünmez maddelerini aydınlatan bir kozmik spot ışığı gibi. Işık, karanlık maddenin çekimiyle yolundan sapıyor. Ve biz de o sapan ışığın izini sürerek görünmeyeni görebiliyoruz. Hubble teleskobuyla çekilen gökyüzü fotoğraflarına baktığınızda galaksiler etrafında eğilen, kıvrılan, uzayı bükmüş ışık yolları görürsünüz. Bu bükülmeler bize karanlık maddenin dağılım haritasını sunar. Galaksilerdeki kütlenin büyük kısmı bu görünmeyen maddeye ait. Karanlık maddeyi doğrudan göremiyordu. Ama onu anlamak için bilim insanları benzer davranışlar gösteren parçacıklara baktı. Görünmeyeni anlamanın yolu benzerine bakmaktır. İlk akla gelenler zaten ışık yaymayan maddelerdi. Ve işte karşımıza çıkan adaylar. İlk olarak kara deliklere bakalım. Işık yaymazlar, gözle görünmezler. Yalnızca çevrelerindeki uzayı bükmeleriyle varlıkları anlaşılır. Kütle çekimsel merceklenmeyle tespit edilebilirler. Ama karanlık madde için fazla büyükler ve sayıları çok az. İkinci sırada kahverengi cüceler var. Ne yıldız kadar parlak ne de gezegen kadar küçük. Kendi kütleleriyle parlayacak kadar enerji üretemeyen, yıldız doğumunda başarısız olmuş gök cisimleri. Samanyolu'nun halelerinde saklandıkları düşünülüyor. Ancak toplam kütleleri karanlık maddeyi açıklamak için yeterli değil. Sırada maçolar var. Yani Massive Astrological Compact Halo Objects. Kara delikler, nötron yıldızları ve kahverengi cüceler gibi kompakt görünmeyen cisimler. Samanyolu'nun çevresinde görünmez bir hale içinde bulundukları tahmin ediliyor. Bazıları kütle çekimsel merceklenme ile gözlemlendi. Ama yine de karanlık maddenin tamamını açıklayacak kadar fazla değiller. Şimdi parçacık dünyasına iniyoruz. Karşımızda nötrinolar var. Evrendeki en bol parçacıklardan biri. Milyarlarcası her saniye içimizden geçiyor. Farkına bile varmıyoruz. Ama o kadar hafifler ki evrendeki kütlenin sadece küçük bir kısmını oluşturabiliyorlar. Daha da derine bakalım. Aksiyonlar. Henüz keşfedilmemiş, yalnızca teoride var olan parçacıklar. Büyük patlama sırasında oluşmuş olabilecekleri düşünülüyor. Aşırı hafifler ama sayıca o kadar fazla olabilirler ki belki de tüm evreni dolduruyorlar ve sonunda en güçlü adaya geliyoruz.
WIMP'ler, Weakly Interacting Massive Particles, zayıf etkileşimli, ağır kararlı ve nötr parçacıklar. Ne ışıkla etkileşiyorlar, ne maddeyle. Ama evrende her yerde olabilirler. Belki de şu anda milyonlarcası farkında olmadan içimizden geçiyor. Yine de bugüne kadar onları yakalayacak tek bir iz bile bulunamadı. Bu olağanüstü şüphelilerden hiçbiri ona benzemiyordu. Kara delikler, kahverengi cüceler, nötrinolar, aksiyonlar hiçbiri yeterli değildi. Çünkü karanlık madde hiçbir şeye benzemiyordu. Belki de karanlık madde dünyada bildiğimiz hiçbir parçacığa benzemeyen yepyeni bir varlık. Ve milyonlarcası şu an bile farkında olmadan içimizden geçiyor. Sessizce, iz bırakmadan ama her şeyi etkileyerek. Eğer bu parçacıkları anlayamazsak evrenin dokusunu da anlayamayız. Çünkü bilimsel olarak bildiğimiz her şey, protonlar, nötronlar, elektronlar karşısında sadece küçük bir istisna olabilir. Ve asıl soru burada başlıyor. Evrenin görünmeyen tarafını anlamadan gerçekten evreni anlayabilir miyiz? Bu sefer 6x ile yönümüzü dünyaya çeviriyoruz. Bu kez yıldızlara değil, karanlık maddenin izini bulmak için yerin derinliklerine iniyoruz. Göremiyoruz. Işık hızında hareket etmiyorlar. Maddeyle etkileşim göstermiyorlar. Yalnızca yer çekimiyle iz bırakıyorlar. İşte bu yüzden karanlık maddeyi yakalamak görünmez bir adamı duvardan geçerken izlemeye benziyor. Bir anda dünyanın içinden geçiyor ama hiçbir şeye çarpmıyor. Fizikçiler bu görünmezliği aşmak için yeni bir yol aradı. Ve gözlerini çevirdikleri parçacıkların türü WIMP, az etkileşen ağır parçacık. WIMP'ler karanlık maddenin davranışlarını taşıyor olabilir. Işıkla etkileşmiyorlar. Maddeyle zayıf bağ kuruyorlar ama ağırlar. Ve belki de tam bu yüzden yakalanabilirler. Amerika-Kanada sınırında Sudan adlı küçük bir kasabada bilim insanları yerin derinliklerine indi. CDMS adını verdikleri dedektörlerle karanlık maddeyi yakalamaya çalışıyorlardı. 1962'de tasarlanan bu sistem sıfırın altında çalışan bir kristal odadan oluşuyor. İçinde yoğun metal içeren germanyum diskleri var. Bu diskler herhangi bir parçacığın çarpması durumunda ısı değişimiyle sinyal veriyor. Ama sıradan protonlar, elektronlar değil. Sadece karanlık maddeye tepki vermesi için özel olarak tasarlanmış. O yüzden her şey steril. Kristaller izole ediliyor. Çünkü bu avda hedef bir okçu gibi kilometrelerce öteden aynı noktayı iki atışta isabet etmesi kadar hassas. Milyarlarca parçacık aynı anda dünyadan geçiyor. Ama yalnızca biri tam o anda germanyum atomuna çarpmalı. Deney başlasın. Dedektörler hazır. Oda -270 dereceye yakın. Germanyum diski kapalı kapsülün içinde. Tüm dünya sessizliğe bürünmüş gibi. Ve bekliyorlar. Bir sinyal, bir çarpma, bir titreşim. Karanlık maddenin varlığını kanıtlayacak bir temas. Ama hiçbir şey olmadı. Henüz hiçbir şey. Karanlık madde hala yakalanamadı. Parçacığı henüz ele geçiremedik. Ama eğer bir gün yakalayabilirsek, bu sadece karanlık maddeyi değil, Big Bang'i, evrenin doğuşunu ve belki de kaderini anlamamızı sağlayacak. Karanlık madde sadece gizemli bir kütle değil, bizim neden burada olduğumuzu açıklayan temel bir öge. Onu anlamak için evrenin henüz var olmadığı o ana dönmeliyiz. Büyük patlama, her şeyin tek bir noktadan fışkırdığı, sonsuz enerjiyle genişleyen bir doğum anı, milyarlarca derece sıcaklıkta saf enerji, ardından ilk gazlar, ilk nükleer füzyonlar ve patlamadan 380 bin yıl sonra ilk yıldız tohumları oluşmaya başladı. Big Bang, yani büyük patlamanın nasıl başladığını merak ediyorsanız, bu konudaki videomuza yukarıdaki bildirimlerden ulaşabilirsiniz. Bu yıldız tohumlarının tutunması, kümelenmesi öylece olmadı. Yer çekimi vardı.
Ama daha da önemlisi karanlık madde vardı. Big Bang'in hemen ardından karanlık madde de ortaya çıktı. Ve olağan maddeye, yıldızlara, gezegenlere bir araya gelebilmeleri için görünmez bir iskelet sundu. Tıpkı dev bir örümcek ağı gibi kozmik bir dokuma. Her galaksi bu görünmeyen ağın üzerine asılmış gibi. Biz galaksilerin yalnızca parlak merkezlerini görüyoruz. Ama şekillerini, konumlarını, nasıl oluşacaklarını karanlık maddenin görünmeyen elleri belirliyor. Bilim insanları kütle çekimsel mercekleme yöntemini kullanarak karanlık maddenin 3 boyutlu haritasını çıkardı. Işık bu görünmeyen kütlenin yanından geçerken yön değiştiriyor. Yolu bükülüyor. Ve biz de o bükülen ışığın izini sürerek evrenin gölgesini çizebiliyoruz. Bu haritalar sadece bugünü göstermiyor. Evrenin geçmişine ışık tutuyor. Bilim insanları bu veriler sayesinde büyük patlama anında ne kadar maddenin ortaya çıktığını bile hesaplayabiliyor. Bugün biliyoruz ki evrendeki madde dengesi oldukça ilginç. Yaklaşık %4'ü bildiğimiz madde. Yani yıldızlar, gezegenler ve biz. %23'ü karanlık madde. Görünmeyen ama her şeyi bir arada tutan iskelet. Peki ya geri kalan %73? İşte o hala bir bilinmez. Belki de karanlık maddenin bile ötesinde bir güç. Karanlık enerji. Karanlık madde evrenin görünmeyen iskeletini oluşturdu. Ama hikaye burada bitmiyor. Çünkü evrenin karanlık tarafında bizi hala bekleyen bir güç var. Kozmik Rota, karanlık enerji bölümüyle devam edecek.